Başkanı, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde çekiyoruz bu kaydı. Bayramdan önce yapılmış bir kayıt olduğunu baştan söyleyelim. Bir başka şey söyleyelim baştan. Güncel siyaset pek göremeyeceksiniz. Çünkü biraz biyografik bir röportaj olsun istedik. Siyasetçilerin bir kamuoyunun önündeki kişilikleri, söylemleri, duruşları vardır. Bir de arka planda günlük yaşamlarındaki yönleri vardır. Biraz oraya doğru gitmeye çalışacağız ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun vereceği cevaplarla daha çok şekillenecek röportajın gidişatı. Zor dönemden geçiyoruz. Hem Türkiye hem dünya zor dönemden geçiyor. Covid salgını her gün onlarca, binlerce can alıyor. Bu zor dönemlerde toplumların ortak değerleri bunları aşmada bir anahtar olabilir aslında. Bayramlar ortak bir kültürdür, ortak bir değerdir. Bu Türkiye'de ve İslam dünyasında şu anda Ramazan Bayramı yaşanıyor. Bu zor günlerden geçilirken kucaklaşmanın vesilesi olmasını isteriz. Bu ortak değerlerin çerçevesinde, çevresinde birleşip bu zor dönemleri atlatma temennisiyle başlayayım. İnsanlık bayramlara neden ihtiyaç duyar? Ve sizin için bayram ne ifade eder? Bayram aslında toplumun kaynaşması için, oturup düşünmesi için, bir arada olması için zorunlu bir unsur aslında. Bazen işte milli bayramlarımız var. O ulus olmanın bilinci içinde verdiğimiz mücadeleler, o mücadelelerin önemli tarihleri bayram olarak kutlanıyor. Dini bayramlarımız var. Sadece bir ulus açısından değil, aynı inancı paylaşan ülkelerin ortak değerleri bir anlamda. Örneğin Ramazan bayramı gibi, örneğin Kurban bayramı gibi bunlar bizim dini bayramlarımız. O İslam dünyasının bütün ülkelerinde bir şekliyle kutlanıyor. Birbirimizi sevmemizin, birbirimizi saymamızın, büyüğe saygı göstermemizin, küçüğe sevgi göstermemizin, aile içindeki sorunlar, kavgalar varsa onları sonlandırmanın, bazen hatırlar mısınız bilmiyorum, bir dönem Türkiye'de çok yaygındı kan davaları, evet, vesaire olurdu bunlar ve özellikle dini bayramlarda taraflar bir araya getirilerek, kanaat önderleri tarafından bir araya getirilerek bu kavgaların sonlandırılmasına da vesile olurdu bayramlar. Bayramları böyle görmek lazım. O işte ortak kültürün, ortak değerin bir yansıması. Bir kanaat önderi dediğiniz şey de öyle. Topluluklara göre değişebilir. Kiminde inançtır, kiminde siyaseten kanaat önderidir. Zor dönemlerden geçiyoruz derken aslında biraz da bunları da kastediyordum. Yani kutuplaşılan bir dönem ve bu bayramın bunu aşmada bir vesile olmasını temenni ederek başlamamızın. Öyle. Hatta önce bütün vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak söze başlayalım. Bu bağlamda bayramda sevgiyi, saygıyı, eğer kendi iç dünyamızın da değerli bir parçası haline getirirsek bayramları daha rahat, daha güzel kutlamış oluruz. Aile içinde bayramlaşma, komşularla bayramlaşma, yakınlarla, akrabalarla bayramlaşma, çocuk olarak da hiç tanımadığımız insanlarla bayramlaşma. Çocukluğumuz biraz öyle geçti. Örneğin buyurun. Evet. Anadolu'nun, daha doğrusu Erciş'te ilkokula başladığımda o dönemin bayramını çok net hatırlamıyorum. Ama Bingöl'ün Genç ilçesine geldiğimizde, orada başladığımızda bayramı şöyle hatırlıyorum. Yani bir araya aile önce giderdik. Annemizin, babamızın elini öperdik, bayramlaşırdık onlarla. Sonra arkadaşlarla buluşurduk. O gün en iyi elbiselerimizi, daha doğrusu en güzel elbiselerimizi giyip bulabildiğimiz en güzeli neyse oydu. Evet ya, onu özen gösterirdik. Tanımadığımız ailelere giderdik, kapısını çalardık, bayramlarını kutlardık. Onlar bize şeker verirlerdi. Eğer bayramlaşma sırasında bize para veren, harçlık veren birisi olursa onu diğer arkadaşlarımıza da söylerdik. Buraya gidin. Oraya gidin. Evet, oraya gidin. Onlar ayrıca harçlık veriyorlar diye. Dolayısıyla böyle keyifli bir bayramdı. Bayramı hatırlıyorum çocukluğumda. 4. sınıfı Tunceli'de okudum. 5. sınıfı Bingöl'ün Genç ilçesinde. Ortaokulu da orada okudum. Dolayısıyla çocukluk anılarımın ağırlık kısmı gençte,
Arkadaşlarım var. Hala konuşuruz bu arkadaşlarımla. Evet. Her birisi farklı partilerden, görüşlerden sonra çıktı ortaya. Yani arkadaşların görüşleri. Belediye başkanlığı yapan oldu. Milletvekilliği olan için oldu. Olmadı ama milletvekilliği için çalışanlar oldu. Ama o arkadaşlarla her bayram yine telefonlaşırız, konuşuruz. İnanılmaz bir şey. Tabii yani sonuçta arkadaşlık çok önemli bir şey. Siyasi görüş farklılığımız olsa da sonuçta bu toprakların insanıyız. Ben bu röportaja hazırlanırken doğal olarak işte danışmanlarınızla, yakın ekibinizle sohbetlerimiz de oldu, bir çerçeve konuşma ve sürekli, çünkü onlarla birliktesiniz. Bir tren yolcularına yumurta satma meselesinden söz ettiler. Ben ama dinledim ama biz sizden dinlemek isterim onu. Şimdi yaz tatilleri olunca arkadaşlarımın bir kısmı çalışıyordum. Biz de çalışmak istedik. Şöyle ifade edeyim. Sonuçta babam bir memurdu. Düzenli aylık geliri vardı. En azından aylığı vardı, maaş alıyordu. Ama arkadaşlarımızın büyük bir kısmının babaları memur değildi. Düzenli aylıkları yoktu. Onlar çalışırlardı. Biz de öykünürdük onlarla beraber çalışmaya. Örneğin karpuz tarlasında çalıştım. Karpuz? Evet. Tuğla demeyelim de biriket yapan fabrika. Murat Nehri'nin kenarında. Fabrika da değil aslında. Yapılırdı, kalıplar dökülürdü. Sonra onun etrafı sıvanırdı, içinde ateş yakılırdı. Orada muhtemel ki bir baraka, ben fabrika dediğim. Evet, öyle. Hatta barakası bile yoktu. Yani bir ağaç vardı, ağacın gölgesinde öğle tatillerinde yemek yerdik. Orada çalıştım mesela. Karpuz tarlasında çalıştım. Bu arada tren Genç ilçesinin önemli bir olayıydı aslında. Öğle zamanları gelirdi. Dolayısıyla biz hepimiz yeni insanları görmek için, tren yolcularını görmek için, gelenleri gidenleri görmek için istasyona giderdik. İstasyonda evet doğru bir dönem yumurta sattık, küçük sepetlerimiz yumurta vardı. Yumurta derken çiğ yumurta mı, haşlanmış mı? Yani yolcular haşlanmış geçsin yumurta diye mi? Haşlanmış yumurta. Hatta biraz şey olsun diye, renk sarı olsun diye soğan kabuğunda kaynatırdık onları. O şekliyle satardık. Elde ettiğimiz öyle büyük gelirler falan yoktu yani. Sonuçta çocuğuz, böyle bizim meşgul olacağımız bir alandı yani. Ben onu diyecektim yani, küçük bir yerde rutinin dışına çıkmak tabii. Öyle. Heyecan verici öyle, bir şey. Öyle. O mesela sonuçta evet, ticari, hani ticaret için yaptığınız bir şey değil ama evet, sizi bir biçimde şeye de yönlendirmemiş. Yani günlük sonraki gidişatınızı çok etkilemiş görünmüyor. Belli ki o anlık bir meşgale gibi. Çünkü sonrasındaki yol çizginiz bürokrasiye doğru giden bir çizgi. Ticarete öyle doğru giden değil. Ya, o yıllarda tabii şöyle okumayı seviyordum. Okumaya önce şeyle başladım, Kerime Nadir'in romanlarıyla başladım. Çok duygulandıran, hele o gençlik yıllarımızda bizi çok duygulandıran romanlardı. Onlarla başladık. Daha sonra Kerime Nadir'in kitabını görünce bir öğretmenim, ilkokul öğretmenim, Kemal bunları mı okuyorsun dedi. Gene okullar, tatil böyle. Evet hocam, öğretmenim, bunları okuyorum dedim. Gel ben sana bir kitap vereyim dedi, onu oku dedi. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini vermiştim. Kaç yaşındaydınız? O yıllarda lise öğrencisiyim. Liseye yeni başlıyorum. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okudum. Sonra birkaç yabancı yazarın kitapları verildi. Tabii kütüphane yoktu. Küçük bir yer zaten, genç. Şimdi gerçi büyüdüm. Demir yolunun alt tarafında hiç evler yoktu. Küpar diye bir köyü vardı. Küpar'la kent arasında ciddi bir boşluk vardı. Şimdi o da kalkmış vaziyette. Oturduğunuz ev duruyor mu? Efendim? Oturduğunuz ev duruyor mu? Birden fazla evde oturduk. Kiracıydık zaten. Evler duruyor mu durmuyor mu onu bilmiyorum. Tabii şimdi siyasetçi olarak gidince mutlaka bir işte miting için, bir toplantı için gidiliyor ve dönülüyor. Bir sefer gittim. Aslında çocukluğumun geçtiği yerleri tek başıma görmek, gezmek isterim. O duyguyu yaşamak isterim. Fakat o mümkün olmuyor siyasetçi olunca. Çünkü çevreniz kalabalık oluyor. Siz kendi çocukluğunuzun anılarını yaşayamıyorsunuz orada. Okul bana çok büyük gelirdi.
ortaokul. Daha sonra siyasete atıldıktan sonra gittiğimde küçücük. Üç derslikli muhtemel ki evet, bir yer. Evet, evet. Aynı şekilde Erciş'te okula başlarken de okulumuzun çok büyük bir bahçesi vardı ve okulumuz büyüktü. Yıllar sonra genel müdür oldum kamuda ve Erciş'e gittim. Okulumu ziyaret etmek istedim. Ha, gittiniz istedim. Ya. Evet. Öğretmenler sağ olsunlar, işte genel müdür geliyor bizim okulda okuyan, burada okuyan birisi diye. Gittim, okula kitaplar falan da götürmüştüm. Fakat gidince okulu gördüm, bu okul benim okuduğum okul değildi. Yani burası yeni yapılan bir bina. Bunu anlattım, dediler ki sizin okuduğunuz okul bu okulun arkasında. Evet. Taş bina, küçük bir taş bina. Kazım Karabekir'in karargah olarak kullandığı bir binaymış orası. Onu gördüm. Küçücük bir bina, bize çok büyük gelirdi. Okulun bahçesi gerçekten düşündüğümüz gibi, yani hayalimdeki gibi büyük. Çünkü o okulun bahçesine başka bir okul, daha büyük bir okul yapılmıştı. Erciş'te de hayal meyal şunları hatırlıyorum. Annem bize söylemişti, aman ha çocuklar işte çantanız kaybolur falan diye, dikkatli olun diye demişti. Teneffüse çıktığımızda çantamızla beraber çıkmıştık, ben ve kardeşim. İkizim vardı, biz ikizdik zaten. Sonra öğretmenler dediler ki çantanız kalacak sınıfta, öyle çıkacaksınız diye. Çanta kaldı, o sonra çıktık tabii. O yıllardan hatırladım, yine okulun sınıfın başarılı bir öğrencisiydim. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlemiştim. Hangi gerekçeyle ezberledim? İlkokul. Öğretmen, ilkokul 1 veya 2. sınıftayım. Hangi gerekçeyle ezberledim? Kim ezberledi? Onu bilmiyorum ama şöyle bir olay hatırlıyorum. Yine bir toplantı var. Veliler gelmiş o toplantıya. Rahmetli babam da o toplantıya gelmiş. Öğretmenler beni çıkardılar ve ben İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudum. Sonra alkışladılar beni. Dedim ki bayram mıydı, başka bir şey miydi onu bilmiyorum. Böyle güzel bir anım var orada. Daha sonra Tunceli'de sabahçı ve öğlenci vardı. Sabahleyin ilkokulu, öğleden, çift eğitim vardı. Efendim, öğleden sonra ortaokul veya lise öğrencileri gidiyorlardı. Muzur Nehri'nin kenarında bir okuldu. Orada da güzel, şöyle bir anımı hatırlıyorum. Dergi alacak paramız yoktu yani, ama dergiler çok güzeldi. Çocuklar için dergiler çıkıyordu. Onlar ayrıca satılıyordu yani. Arkasındaki şeyleri hatırlıyorum. Güzel çizgi romanlar gibi. Çizgi roman gibi. Karikatür gibi. Evet, öyle. Arkadaşlardan alıp okurdum. Keşke ben de okuyabilseydim diye. Sizde de şey merakı var mıydı işte o dönemin? Yani sizin dönem miydi bilmiyorum. Ben evet. Sizden bir alt kuşak sayılırım herhalde ama. Evet. Zagorlar, işte Texaslar, Tomixler. O şöyle. Rahmetli babam gençte görev yaparken gazete okurdu. Ama günlük gazeteler gence gelmezdi. Babama haftalık Cumhuriyet gazeteleri gelirdi. Böyle haftalık bir paket yapılır. 7 günlük toplanıp öyle mi gelirdi? Evet, yani haftalık gelirdi. O haftalık gazeteleri alırdım. Cumhuriyet'le tanışmam öyle oldu. Yani Bingöl'ün Genç ilçesinde babamın gazete okumasıyla başladı. Çok sınırlı sayıda insanlar gazete görüyorlardı zaten. Malkoçoğlu vardı. Ha, Malkoçoğlu. Orada, evet. Malkoçoğlu'nu büyük bir dikkatle okurdum orada. Yine sinemalar vardı, sinemalar anlatılırdı. Onları büyük bir dikkatle okurdum. Daha sonraki yıllarda, o zaman hani Zagor, Texas, Tomix, onu daha sonra, yani şöyle diyeyim, ortaokulun son sınıfında falan bazı arkadaşlar da... Biraz yaşla da ilgili galiba. Evet, o... Belki de tabii genç gibi bir yerde hani bu tür eserlerin satılması falan öyle bir şey de yok. Yani kitapçı dükkanı falan da yoktu. Yine hatırladığım benim kitaplar şöyle, bazı insanlar kitap satan, halk kitapları dediğimiz, yani Kerem ile Aslı, Arzu ile Gamber,
efendim gibi kitaplar vardı. Haydar Kalesi Hazreti Ali'nin cenkleri gibi kitaplar vardı. Bu kitaplar, kitapçı gelir bu kitapları böyle bir yerde bir duvarın dibinde sergilerdi. Ve insanlar da gidip onları alırlardı. O kitapları büyük bir merakla izlerdim. Sonra onlardan bazılarını satın aldım, okudum. Yine çocukluğumda hani kitap belki de zevkini yaşatan onlardı. Güzel kitap okuma konusunda özel yani merakım da vardı. Bir yönlendirme yok belli ki aslında. Yani sizin kendi tam tersine kişiliğinizden gelen bir evet bir durum. Tam tersine Suat Bey ben okurdum, okuyorum diye yani çok kitap okurdum diye rahmetli annem kızardı. He. Gözlerim bozulur diye. Bazen bozuldu mu? Tabii o yıllarda mesela gençte elektrik yoktu. Elektrik çok sonraları geldi. Ortaokul son sınıfa doğru falan elektrik geldi. Bildiğimiz normal 14 numaralı, halkası aynalı, yuvarlak aynalı gaz lambası gaz vardı. Lambası, evet. O duvara asılırdı ve biz de o bir köşede ödevlerimizi yapardık, derslerimizi çalışırdık öyle. Annem kızmasın diye bazen okumayı gizli yapardım. Yani, lambayı biraz. Lambayı, içeride yerde lambayı biraz hafif kısarak okurdum. Annemin en büyük merakı, Allah rahmet eylesin, o tabii okuma yazması yoktu. Bazen ben gazete okurken çocukken, Kemal burada ne yazıyor diye sorardı bana, anlatırdım ona. Yine gençte hatırladığım anılarımdan birisi, ortaokul öğrencisiyiz, insanoğlu ilk kez Ay'a gitmiş tabii, gazeteler, Cumhuriyet gelmiş, Cumhuriyet'te çok büyük bir haber olarak var. İşte insanoğlunun Ay'a ayak bastığını falan anlatıyor. O zaman tabii televizyon yok, radyo vardı. Radyoyu sayılı evlerde vardı, bizde de bir radyo vardı, arkasında kocaman bir pil vardı. O radyo belli dönemlerde, belli günlerde yani açılır. Belli saatlerde diyeyim daha doğrusu, belli saatlerde açılırdı. Babam özellikle haber dinlerken onu açardı. Rahmetli annem insanoğlunun Ay'a gidişine hiç inanmadı. Ne? Hiç inanmadı, evet. Orası Allah'ın nurudur. Oraya insanlar ayak basamaz derlerdi. Derdi yani böyle. Ya anne bak insanoğlu bak uzaya İşler. Gitti falan filan derdik ama rahmetli anne ölünceye kadar da zaten inanmadı. Onu Allah'ın bir nuru olarak kabul ediyordu. Tabii inancına da inandığı şeye de evlat olarak bizim bir şey söylemeye evet. şansımız da yok. Anneniz kişiliğinizin yani. Gelişiminde annenizin ve babanızın nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle annemiz aslında bizim sırdaşımızdı bir anlamda. Baba otoriterdi zaten. Ben babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını hatırlamıyorum. Derdimiz varsa anneye anlatırdık, babaya aktarsın diye. Ama bir taraftan ayıplanıyordu o dönemler. Yani çocuğu kucağına alma, gerçi babalar falan varsa. O dönemin hani, kültürü öyle zaten. Evet. O şöyle... Yani babamın yanında çocuğumu kucağıma alamam, çok ayıptır, ne ayıp o, gibi şeyler vardı. O kültür vardı zaten. O kültür vardı. Mesela abim ilk evlendi bizden. Eşiyle konuşamazdı. Babamın yanında asla konuşmasa mümkün değildi. Diğer kardeşlerim de öyle değil. Aynı şekilde. Evlendim, İstanbul'a geldim tabii. Rahmetli annemle babam bize geldiler. Benle hanım evde yalnızız. Şimdi bir şey söylemem lazım. Babamın yanında nasıl söyleyeceğim diye. Anneme söyledim. Ya anne bak böyle böyle ben bir şeyler söylemek zorundayım yani. Evde eşimle kimse yok. Konuşmak zorundayım. Evet konuşmak yani konuşayım babama söyle yani izin versin diye. Rahmetli babam tabii demiş konuşabilir demiş. Doğru şimdi. Çay getir diyeceğiz ya da şunu getir diyeceğiz. Şimdi anneme, annem de kiloldu tabii. O da yaşlı babam gibi. Dolayısıyla annemin bunu yapma şansı zaten yok. Gelin var orada. Gelin onu yapacak zaten. Dolayısıyla bizim ailede ilk kez babasının yanında eşiyle konuşan kişi benim. Yani öyle bir şartların zorladığı bir olay gündeme. Ama yani. Anne sırdaştı sizin için. Anneyi sırdaş olarak görüyoruz. Bir şey olduğu zaman, şikayetimiz olduğu zaman ya da babamızdan bir şey istediğimiz zaman annemize söylerdik. Annemiz onu sağlardı. Dolayısıyla o çerçevede bakmak lazım. Sizin şu anki bir aile reisisiniz, babasınız, dedesiniz.
Hangisine daha çok benzetiyorsunuz kendinizi tutum olarak, baba, anne veya bir sentez mi? Veya şimdi, bambaşka bir insan mı? Şimdi tabii çok daha farklı. Şimdi biz çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Yani şöyle diyeyim, ataerkil bir toplumdan aslında çocuk erkil bir topluma doğru evrildik. Yani evde çocuğun her dediği bir şekliyle oluyor. Tabii onu anne kontrol ediyor, babanın onu yapma şansı yok. Ben çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemedim. Bürokrasinin getirdiği yüktü zaten bu. Cumartesi, pazarlar dahil, gece yarılarına kadar dahil çalışıyorduk. Maliye Bakanlığı'nda da, diğer Bağkur'da da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da gece geç saatlere kadar çalışmak zorundaydık zaten. Cumartesi, pazarları ancak çocuklarla beraber olabiliyordu. Çocuklar kızmıyor muydu? Çocuklar kızmıyordu, anneleri ilgileniyordu. Çocuklar cumartesi pazar bekliyorlardı, babam gelecek, bizimle ilgilenecek. İşte gideceğiz, bir yerde ya sandviç yiyeceğiz ya bir şeyler atıştıracağız, tatlı yiyeceğiz, gezeceğiz diye. Çocuklar alıştılar artık onlar da böyle bir şey. Şimdi tabii büyüdüler. Tabii. Büyüdüler dolayısıyla. Büyüdükleri nasıl anladım derseniz şöyle, kızlar büyüdü tabii, üniversiteye falan gitti. Oğlumla onunla bir gün oğlum bak güzel bir film geldi, beraber sinemaya gidelim diye söylediğimde bana şunu söyledi: baba sen git, ben arkadaşlarımla gideceğim deyince anladık ki artık çocuklar, hepimizin başına yani çocuklar artık büyümüş, arkadaşlarıyla beraber pekala bir araya gelebiliyorlar. Oturup konuşabiliyorlar, dertleşebiliyorlar. Güzel bir şey tabii bu. Şimdi bu siyaset de çok yoğun, yani bürokrasi çok yoğundu. Şimdi siyaset de ondan çok farklı bir şey değil. Belki daha yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Buluşabiliyor musunuz? Yani Covid meselesinin dışında evet, konuşuyoruz tabii. Şöyle, şimdi yapamıyorsunuzdur herhalde. Çocukların, samimi söylemek gerekirse, çocukların nasıl büyüdüğünün farkında bile olmadım yani. Olamadık daha doğrusu yani. Hayatın, meşgalelerin getirdiği şeylerden. Ama çocuklara olabildiğince iyi bir eğitim almaları için elimizden gelen bütün çaba, bütün anne babalar nasıl gösteriyorsa biz de aynı şekilde gösterdik. Onların iyi eğitim almalarını istedik. O yönümle içiniz rahat yani. O yönümle içim rahat. Yani her birisi hayata tutundu, kimseye muhtaç değil. Bu çok önemli bir şey tabii. Çocukluğuma dönersem, yani rahmetli babam memurken tabii bir de düzenli geliri olmayan çok sayıda arkadaşımın aileleri de vardı. Şöyle bir şey hatırlatayım size mesela. Öğretmen demiş ki işte memur çocukları, onlar da biliyorlar tabii, izci elbisesi alacak. Siz izci elbisesi alın, bayramda izci elbisesi giyeceğiz diye. Tabii biz, babam rahmetli tabii, bütün çocuklarını alamadı yani, ancak ikimize, ben de diye bir kardeşim var, ikizim, onu aldı. Diğer kardeşimi alamadı ki o da, beraber üçümüz ilkokula devam ediyor, ortaokula devam ediyorduk. Bayramlarda öğretmen demek ki başarılı öğrenci olacağım ki, bayramlarda bana şiir okuturlardı, çıkardım kürsüye. 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı gibi. Konuşma değil, şiir. Evet, şiir okudum. Münazaralar olurdum. Münazaralarda görev alırdım. Elazığ'da ticaret sesine giderken tiyatroda. Öyle mi? Tiyatroda. Evet, tiyatroda bir rolüm vardı. Baba rolündeydim ben orada. Paydos. Paydos. Evet, Paydos'u oynamıştık. Sonra o ortaokulda da böyle yine bir piyes olmuştu. Orada da görev almıştım ben. Orada kurşuna dizilen bir genci ifade ediyordum ya da temsil ediyordum. Orada da sonra ortaokuldan çok iyi dereceyle zaten mezun oldum. 10 üzerinden düşünürsek hiç 7-6 aldığınız oluyor muydu? Şöyle, şimdi şöyle bir olayı da anlatayım size. İki olayı anlatayım. Ortaokula yeni başladık. Fransızca dersine bir öğretmenimiz geldi. Benim ismimi okudu. Tahtaya çıktım. Çıktık tabii normalde. Verb être ve verb avoir vardır. Fransızcanın iki kilit fiili aslında. Bunları çek dedi. Tabii
ne demek bu onu bile bilmiyorum. Nereye çekeceğiz? Tabii evet bir şey onu da bilmiyorum. Önünde bir isim listesi var. Karşısında benim adımın yanında sıfır yazdım. Ama şey diyor not defteri değil. Tabii her gelen öğretmen kim bu Kemal diye. Ben oğlum bu sıfırı niye aldın? Anlatıyordum yani böyle böyle. Sonra tabii o derste de başarılı oldum. Bir başka şey, o da çok öğretmenin değerini, yani anlatma yeteneği açısından. Şimdi matematik dersine bir hoca geliyordu. Birinci dönem. Matematik dersinde aldığım en yüksek puan 2. 10 üzerinden 2, evet. Şubat tatili oldu. Yeni bir öğretmen geldi. Öğretmen anlatıyor. Onun dersinde de yaptığı sınavlarda da matematikte 10 üzerinden aldığım en düşük not 9. İnanılmaz bir şey. Şimdi öğretmen şaşırıyor, şaşırdı. Kopya çekiyor filan gibi kuşkular mı başladı? Kopya, şey, yazılı sınavda gelip başımda duruyordum. Yani bu kopya çekiyor mu çekmiyor mu diye. Baktı ki yok yani ben yapıyorum bunları. Ya dedi Kemal neden sen bir önceki öğretmenin döneminde zayıf alıyordun da şimdi başarılısın? Hocam o anlatıyordu ben anlamıyordum ama siz anlatıyorsunuz ben gayet iyi anlıyorum. Dolayısıyla öğretmenin benim hayatımda tabii önemli yani bizi yetiştiren bütün öğretmenlere elbette saygı duyuyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Anlatım konusunda eğer yeteri kadar öğretemiyorsa tabii sorunumuz vardı. Yoksa her öğrenci bir şekliyle anlar, bir şekliyle analiz eder, bir şekliyle soru sorar. Tabii doğru öğretmen bunu en iyi şekilde anlatmak ister ama belki de bizim anlama tavrımız biraz daha farklı. Herkesin öğrenme biçimi de farklı olabiliyor. Ya. İşte görsel hafıza, işte işitsel hafıza farklı. Onların da etkisi olabilir. Olabilir, tabii. Evet. Dediğiniz gibi örnekler verirdi. Sonra ben mesela lisede mali cebir vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ticaret sesinde son sınıfta. Mali cebirde çözmediğim hiçbir problem yoktu. Maliyeciliğe de oradan gittiniz. Yani doğal olarak sonra maliyeye gittiniz. Sonra maliyeye gittim. O sonraki yıllarda oldu. Oraya evet, geleceğiz ben biraz. Ticaret sesinde de başarılı bir öğrenciydim. Oradan birincilikle mezun oldum. Ticaret sesine gidişim de çok enteresandır. Nasıl? Mesela. Bingöl'ün Genç ilçesindeyiz. Ortaokulu bitirmişiz. İlçede lise yok. Lise nerede var? İşte Tunceli'de liseye gideceğim. Ben ve kardeşim, benden bir yaş büyük olan abimle birlikte oraya kayda gideceğiz. Liseye kayıt yapmaya. Babam o zaman tabii telefonlar da doğru dürüst yok. Telefon yok o yıllarda. Babam bir yakınına mektup yazdı. İşte çocukları göndereceğim liseye kaydı için. Kayıtlar başladığında bize yaz ben çocukları göndereceğim diye. Bekledik bir türlü mektup gelmiyor. Sonra ya dedi ki babama ya kayıtlar bitmek üzere yani. Sonra bizi gönderdi gittik Tunceli'ye liseye kaydımızı yapmaya. Dediler ki kayıtlar bitti. Yani kayıt yaptıramazsınız. Abim oradaki sanat okuluna kaydını yaptırdı. Bana da dediler ki sen daha iyi okuyorsun. Elazığ'da bir ticaret sesi açılmış bu yıl. He. Git kaydını oraya yap. İlk öğrenciliğinden. Evet bir süre sonra senin kaydını liseye alırız, buraya alırız dediler. Ben de hayatımda ilk kez ticaret sesi diye bir lisenin olduğunu böylece öğrendim. Gittim kaydımı yaptım. O zaman ticaret sesinin ilk Elazığ'da açılışıydı. Lisenin 4 veya 5 odasını ticaret sesi yapmışlar. Gittik kaydımızı yaptık tabii oraya. Bir süre sonra rahmetli babam benim kaydımı alıp liseye götürmek istedi. Öğretmenler biz öğrencimizden çok memnunuz. Bırakmayız. Kaydını vermek istemiyoruz dediler ve ben ticaret sesinde kaldım. Tabii ticaret sesi şöyle bir özelliği vardı. Biz üniversite sınavlarına giremiyorduk. Neden? Ancak o zaman izin vermiyorlardı. Normal lise mezunları girebiliyordu. Biz ancak akademi sınavlarına, İktisadi ve Ticaretler evet. Akademisi ve ticaret öğretmenlik yüksekokulu vardı. Ancak onun sınavı Ankara'da Samanpazar'ın hemen üst tarafındaydı hastanelere giderken.
Onun sınavına girebiliyorduk. Akademi sınavları için geldim. İki yerde sınava girdim, Ankara ve Eskişehir'de. Eskişehir'in sınavını kazandım, kaydımı yaptırdım. Ankara sonuçları belli olmamıştı. Sonra Ankara sonuçları belli oldu, orayı da kazandım. Gidip şeydeki kaydımı, Eskişehir, onu dosyamı almak istedim, gittim. Çünkü 50 lirada para yatırmıştık, onu bize verirler diye vermediler. Gelip Ankara'ya kaydımı yaptırdım, dedemlerde kaldım. Dedeniz Ankara'da yani? Evet, Ankara'daydı dedemler. Orada kaldım 3 yıl. 4. yıl yurda çıktım. Dolayısıyla... Yurt hayatı nasıldı? Bu yani üniversite yıllarında bu yurt hayatı çok önemli bir... ta çocukluğunuzu anlatıyorsunuz, Erciş'i, Genci anlatıyorsunuz. Evet. Aslında üniversite yıllarında da üniversite yani sınıf arkadaşlarınızla bir grup olabilir ama yurt hatıraları ve yurt ilişkileri sanki biraz daha kalıcı oluyor gibi ya da ben öyle yaşadım bilmiyorum. Şöyle yurt Bahçeli Evler'deydi. Tapu Kadastro yurduydu. Bahçeli Evler'deydi. Tapu Kadastro memurlarının çocuklarının kaldığı bir yurttu aslında. Ha, bir yönünde de seçilmiş evet, insanlar. Evet, yakındı. Hem üniversitede okuyanlar hem lisede okuyanlar, o düzeyde okuyan çocuklar da kalıyordu orada. Yurda akşamları giderdim. Yani yurttaki öyle çok ciddi bir anım sizin yok. Sizin için biraz bir hani gece yatma yeri gibi. Evet öyle. Peki şey olmuyor muydu? Yani mesela işte kaçak yiyecek sokarsınız değil mi? Bunlar olur yani hani yasaktır. Onun da çok anlaşılır bir şey işte böcek yapmasın vesaire diye. Ama bir biçimde sokarsınız hani gece geç saatlere kadar ayaktasınızdır bir şeyler atıştırmak için. Yani şöyle yani, şeyler yapar mıydınız siz de? Yok hayır yani yurt bir de şöyle üniversitede okuduğum için biraz daha bize ayrıcalıklı davranırlardı. Yani mesela diyelim ki lisede okuyan öğrencinin belli saatte yurda gelmesi istenirdi ama bize biraz daha toleranslı davranırlardı. Orada da şöyle bir anım var Suat Bey. Tabii rahmetli babam bize ayda belli bir para gönderirdi. Parayı nasıl gönderecek? İşte maaşı alır, PTT'ye yatırır. PTT'den bize bir makbuz gelir Ankara'da, biz de gider PTT'den o parayı çekerdik. Tabii öyle olunca da hani benim aylık almam, aylık demeyeyim de yani babamın gönderdiği harçlığı almam genelde ayın 5'ini 6'sını falan bulurdu. Şimdi bir gün biz dört arkadaş çok samimiydik aslında akademide. İkimiz Elazığ Ticaret Lisesi mezunuyduk. Bir arkadaşımız Ankara'da, bir diğer arkadaşımız da Diyarbakır'dan mezundu. Bir gün pazar günü tabii hiçbirimizde para yok. Artık üç arkadaş birleştik. Harçlığın son şeyi. Yani hiçbirimizde para yok. Tabii harcanırsın. Sabah kahvaltısı yapmadık, öğle yemeği yiyemedik. Sonra dedi ki ya bir arkadaşımız vardı Mehmet Topçu Elazığ'dan gelirken dedik o mutlaka bir şeyler getirmiştir. Gidelim onda bir şeyler vardır yiyelim diye. Bahçeli Evler'den yürüyerek Ankara'da Cebeci'ye kadar gittik. O oradan yürüyerek. Hukuk yurdunda kalıyordum. Hukuk yurduna gittik. Mehmet Topçu sağ olsun dedi ben gelirken bulgur getirmiştim dedim. Elazığ'dan. Bir kaçak şeyi vardı, ocağı vardı. Ocağı. Elektrik ocağı. Yok elektrik ocağı. Kaçak tabii normalde yurtlarda olmaz tabii. Bu. Orada pilav yaptı bize. Bulgur pilav yaptı. Hayatımda yediğim en güzel pilavlardan birisi o. Çünkü akşama kadar açtık zaten. Mehmet Topçu ne yapıyor şimdi? Mehmet Topçu şöyle, yani dört arkadaş... Yaşıyorsa selam olsun diyelim. Evet, buradan tabii selam olsun. Ona da, Turgut Atalay'a da, Abdurrahim Tanrıkulu'na da, diğer arkadaşlarıma da. Dört arkadaş, dördümüzde Maliye Bakanlığı'nda önemli sınavları kazandık. Dördümüzde. Ben hesap uzmanlığını, Abdurrahim Tanrıkulu gelirler kontrolörlüğünü, Turgut Atalay... maliye müfettişliğini kazandı. Turgut daha sonra Diyarbakır'da belediye başkanlığı seçimlerine girdi. Hani belediye başkanı oldu. Benzerliği mi diye düşündüm ama. Evet. Sonra PKK saldırısına uğradı. Bir polis şehit oldu. Onu korurken Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla her birimiz bir yerde görev aldık. Görüşüyor musunuz hala? Hala elbette görüşüyoruz.
Dördümüz de bir anlamda bilgi ve kitap okuma konusunda yarışırdık. Ha. Yarışırdık. Yani en iyi kitabı ben gördüm, okudum vesaire falan diye. Biz de hemen o kitabı bir şekliyle alırdık, okumaya çalışırdık. Dolayısıyla böyle renkli bir, tabii sonuçta öğrencilerin hani böyle çok iyi imkanlarla falan yaşamaları mümkün değil. Günlük harcamamın 10 lirayı geçmemesi gerekiyordu. Hmm. Bunun için de sabah kahvaltısı yoktu. Öğle zamanı genelde kebap 49 vardı, oraya giderdik. İşte lahmacun veya işte pide gelirdi. Bir de kadayıf. Bazen lahmacun gecikirdi, biz o arada kadayıfı bitirirdik tabii. Tersten başlıyordu. Evet, evet, bitirirdik. Böyle akşamları da gene dediğim gibi 10 lirayı aşmayacak şekilde harcamalarımızı kontrol ederdik. Elazığ'daki dönemi anlatırken tiyatrodan söz ettiniz. O size şöyle bir yansıması oldu mu? Yani senaryo yazarlığıdır, şiir yazmaktır vesaire veya işte denemeler, düz metinler, öyle çalışmalarınız var mı? Öyle bir yönünüz var mı? Ben Cumhuriyet'teki yazınızı okudum. Orada bir yazı tekniği vardı işin açıkçası. Evet. Ben ondan da şöyle tabii kompozisyon dersi vardı. Şimdi var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Belli konularda oturur hani kompozisyon yazardık. Bizim dönemimizde de vardı ama şimdi evet, bilmiyorum tabii. Düşüncelerimizi aktarırdık. Kompozisyon orada hem gramer açısından, hem düşünce açısından, hem olayı irdeleme açısından önemliydi o ders. Hala var mı yok mu dediğim gibi bilmiyorum. Her şey teste bağlandığı için evet. Öyle bir sorun var galiba. Şimdi tabii şiir yazmak benim ortaokuldan hatta. Ortaokuldan şiir yazdığımı hatırlıyorum. Şiirler falan yazardık. Ticaret sitesinde de şiir yazardım. Yerel gazete vardı orada. İki gazete vardı. Birisi Turan gazetesi, daha köklü. O hala var galiba. Hala var. Evet. Ben Elazığlıyım, biliyor musunuz bilmiyorum. Efendim? Ondan dolayı biliyorum. Öyle mi? Ha. Tabii. Turan gazetesi. Oraya yazdığım şiirleri götürürdüm. Yayınlanırdı orada. Ben de tabii gazeteyi büyük bir, yani benim şiirimin yayınlanması çok önemliydi benim açımdan. Gazete için hiçbir önemi belki yok ama benim açımdan çok değerliydi. Önemliydi. Orada yazdığım şiirler vardı tabii. Aşk şiirleri de vardı, dua şiiri. Mesela çam için bir şiir yazmıştım. Hani ne için? Çam. Çam ağacı. Hatırlıyor musunuz şiiri? Hayır, hatırlamıyorum tabii yani. Ama bir iz bırakmış sizde. Evet, şöyle iz bıraktı. Ortalamayı aldığınız zaman her kıta çam gibi genişliyor böyle. Hmm. Öyle bir şey yazmıştım dediğim gibi. Yani hiç sakladığınız var mı onlardan elinizde? Yok, hayır, hayır yani. Belki bir dönem o gazeteler vardı ama ne oldu bilmiyorum. O kadar çok yer değiştirdik, o kadar çok. Yani, hala yazıyor musunuz şiir? Hayır yani, şiir yazma şansım yok. Keşke olabilse yani. Ama okumayı severim. Yani şiir okumayı da severim. Öykülerimiz de vardı yani. Kısa, öğretmenlerin ödev olarak verdikleri. Onlardan bazılarını hani böyle başarılı öyküler olursa ya da kompozisyon olursa okulda bir tahta vardı, o tahtaya asılırdı. Evet. O tahtaya asıldı yani, onu biliyorum. Şeyde bir yine müdürün odasına giderken duvara asılı şey vardı. Yani okulun başarılı öğrencilerinin fotoğrafları vardı. Orada benim de fotoğrafım vardı ortaokulda. Tam mutluydum. Ticaret sesinden birincilikle mezun oldum. Onu gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu meslek okulları ile ilgili yayınladığı bir şey var, dergi vardı. Hı hı. O dergide meslek okullarından birincilikle mezun olanların fotoğrafları vardı. Orada benim de fotoğraf var. Onu saklıyorum sadece. O var sizde. O var, evet. O onu, hani biz de bir görmek isteriz. Yani izleyicilerimize de göstermek isteriz onu. Bulabilirsem tabii. Şimdi nerede onu bilmiyorum. Tabii, bulabilirsem yani, onu da tabii. Şey. Orada da vardı. Dolayısıyla şöyle başarılı bir eğitim sürecim geçti. Akademiye geldiğimde Ankara'ya. Ankara'da akademide devam zorunluluğu yoktu zaten. Öğrencilikte tanımlarlar, çok okuyana inek diye tanımlarlar. Tanımlamak gerekirse okulun ineklerinden birisiydik. Yani böyle çalışırdık devam zorunluluğu olmamasına rağmen.
pek çok okulda da üniversitede okuduğum yıllarda da anılarım vardı. Bizim okul sonra Gazi Üniversitesi'ne dönüştü. Oldukça kalabalıktı sınıflar. Birinci sınıf, son sınıfa doğru ayıklanma oluyor. Sınıflar daha daha rahat, tartışma imkanı, öğretmenlerle tartışma imkanı daha rahat. Dolayısıyla siyaset bilinci de bu süre içinde gelişiyor. Öğrenci olaylarını, tam 68 olaylarını başlama yılları, ilk Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde başlamıştı. Sonra ağır ağır diğer okullara da. Siz katılıyor muydunuz? Katılırdım, tabii katılıyordum. Hatta onunla ilgili de enteresan bir anım vardır. Aradan yıllar geçti. Hesap uzmanlığı sınavını kazandım. İşte İstanbul'da hesap uzmanlığı yapıyorum. Yaklaşık 12 yıl falan orada. Bir gün Niyazi Adalı diye bir arkadaşım vardı. Niyazi Allah rahmet eylesin, vefat etti. O kurul başkan yardımcısıydı. O dönem böyle biraz 12 Eylül sonrası bir dönem. Niyazi bir gün dedi ki, ya dedi Kemal, akşam bir size gelmek istiyorum. Gel dedim. İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a geldi. Geldi. Ya bir şey soracağım sana dedi. Sen dedi hiç bu öğrenci olayları sırasında gözaltına alındın mı ya da tutuklandın mı? Yok dedim. Niye sordun bana? Ya dedi, bir düşünce var ama dedim, ben bütün yürüyüşlere, yani çok sayıda yürüyüşe katıldım. Sloganlar attık, bağımsız Türkiye diye, yani bunlara katıldım. Niye soruyorsun? Dedi ki, gelirler genel müdürü çok çalışkan bir hesap uzmanı istiyor. Dolayısıyla senin ismini önereceğiz. Hani ileride kararnamen çıkmazsa. Ama sakıncalı mısınız değil yani, misiniz? Evet, yani onu sormak için dedim, vallahi yani yürüyüşlere katıldım. Ama onun dışında şey yapmadım, yani gözaltına alınma, tutuklanma vesaire falan olmadı diye söyledim. Yani maliyeye adımınız da öyle başladı, öyle mi? Maliyede bürokrasiye. Bürokrasi. Evet, yani denetim elemanlığı daha önce vardı. Hesap uzmanlığı sınavını kazanmıştım. O dönem vardı. Sonra beni tamam dedi, o zaman seni önereceğiz. Aykon Doğan üstadımız geriller genel müdürüydü. Kurul başkanı diyor ki, siz çalışkan bir hesap uzmanı istediniz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu çalışkan birisi, yetenekli birisi. Raporları, işte yeterli getirdiği falan, neyse çok iyi diye. Nereli bu diyor Kemal, diyorlar ki Tunceli. Vay diyor ya, Tunceli kardeşim. Tunceli deyince generallerin gözü böyle gidip geliyor. Yani biz bunu nasıl anlatacağız diyor. Efendim bu işte çalışkan, şöyle sizin istediğiniz birisi falan filan, tamam diyor. Bir gün Aykon Bey İstanbul'a geldi, gelmiş daha doğrusu. Bizim İstanbul Grup Başkanlığı aramış, demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu bir bana gelsin, ben İstanbul Defterdarlığındayım. Gittim, Üstad merhaba, ben Kemal Kılıçdaroğlu diye. Hemen dedi, derhal hazırlan, Ankara'ya gidiyoruz. Ya Üstad, ben evliyim dedim. O zaman telefon da yok, bir şey de yok yani, benim eve gitmem lazım. Yani eşime haber vermem lazım ben Ankara'ya gidiyorum diye. Tamam dedi, git dedi, yarın sabah yani cumartesi günü Ankara'da ol dedi. Kar, kış tabii. O gittik eve, söyledik ben Ankara'ya gidiyorum diye. Trenle gittik tabii. O zaman gerçekten çok sıkıntılı bir ortamdı. Bindim işte, gece trene bindik. Sabahleyin geldik. Üstadın odasına çıktım cumartesi günü. Üstad, ben geldim dedim. Tamam dedi, sen yorgunsun, gittiğinden pazartesi gel dedi. Tabii. Söyleyecek bir şey yok tabii. O zaman niye cumartesi geldi? İşte öyle. Üstad şeydi, çok değerli bir üstadım. Sonra müsteşar yardımcılığı yaptı. Sonra bakan oldu. Bakanlık yaptı. Bizde çok emeği var Aykon Doğan üstadımızın. Şu sözünü hiç unutmam. Kendisi hatırlamaz belki ama dedi ki Kemal bir gün böyle konuşurken, ileride iyi yerlere gelebilirsin dedi. Sana hep evet diyeni dinlemesen de olur. Ama hayır diyorsa senin kararına birisi, mutlaka onu dinleyecek. Siz hayır mı diyordunuz? Efendim? Siz hayır diyenlerden miydiniz? Yok, hayır. Hani şöyle, yönetici pozisyonda olduğunuz zaman her düşüncenize evet diyen insanın size yapacağı katkısı bir yok. Katkı yok. Zaten size evet diyor. Ama sizin önerdiğiniz bir düşünceye birisi hayır diyorsa onu mutlaka dinle. Çünkü olabilir ya,
yanılabilirsin, eksik olabilir, yanlış olabilir diye. Bu benim hayatımda rehber edindiğim olaylardan birisidir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat ederim. Yani hayır diyene ben niçin hayır dediğini mutlaka dinlerim. Bir ara verelim. Olur. Sayın Kılıçdaroğlu. Tekrar devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir süre sonra birlikteyiz. Öğrencilikten, üniversite öğrenciliğinden evet. bürokrasiye geçiş yıllarına girmiştik. Evet. O arada bir ara verdik. Orada bir vesile olan mı oldu, nasıl oldu? Öğrenci, yani şöyle şimdi Suat Bey, herhalde sadece ben değil, üniversitede okuyan herkes özellikle 3. 4. sınıftan itibaren ne olacağım diye, nerede iş bulacağım diye bekler. Tabii akademide okuyorsunuz. Ekonomi, sosyolojiyi, ekonometriyi, hemen hemen bankacılığı, hukuku, ceza hukuku vesaire, onları da okuyorsunuz hep birlikte. Geliyorsunuz bir yere, diyorsunuz ki ya ben mezun olunca ne olacağım? Tabii önümüzde iki seçenek vardı aslında. Bir, özel sektöre geçebiliriz. Ha, özel sektör deyince şunu anlatayım size. Ticaret sitesinden birincilikle mezun olunca bir öğretmenim geldi, dedi ki ya dedi Kemal dedi, sen üniversiteye gitmeyeceksen iyi bir muhasebeciye ihtiyaç var. Hmm. Bir iş adamı istiyor diye. Hayır hocam dedim, ben üniversiteye gideceğim dedim. Evet. Dolayısıyla geldik üniversiteyi, okuduk. Ya özel sektöre geçeceğiz, özel sektörde bir yer bulacağız. Veya kamuda da iki seçenek var. Ya bir yere açılan bir memur sınavına girersiniz. İki, bir basamak atlamak istiyorsanız müfettişlik sınavları var. Hmm. O sınavlara girersiniz. Oradan başarılı olursanız bürokrasi de önünüzde açılmış oluyor. Onun için de sınavlar zor, kolay sınavlar değil. Üstelik yani sadece Ankara akademiler girmiyor, siyasal, İstanbul iktisat, pek çok sosyal bilimlerde eğitim yapan, hukuk, bunların hepsi sınava giriyorlar. Bu sınavı kazanmam lazım. Kafaya da koymuşum, kazanacağım. Maliye Bakanı da sınavı kazanacağım diye. Tabii iyi bir hazırlık yapmamız lazım. Çünkü hangi soruların çıkacağını bilmiyoruz. Ben oturdum, o üniversitelerin son sınıfında okutulan bütün kitapları okudum. Yani İstanbul'u da, ama dönük evet, tekrar yani orayı... İstanbul'u da son sınıfında ama okutulan kitapları okudum. Benzer kitapları anladım. Bıraktım. Ama orada okunup da bizde okutulmayan dersler varsa onları da okudum. Hani oradan soru gelirse onu da yapabileyim diye. Hazırlığımızı yaptık vesaire falan. Sınava girdim. Hesap uzmanlığı sınavına girdim. Sınav sonuçları açıklandı. O zaman Maliye Bakanlığı Ulus'taydı. Şimdi üniversiteye verdiler orayı. Gittim, sınav sonuçlarına baktım. Sınavı kazanmışım. Hayatımdaki en önemli değişim aslında, önemli bir mihenk taşı o sınavı kazanmış. Çünkü çok zor bir sınav. Binlerce kişi girmiş. 13 kişi sınavı kazanmışız. Binlerce kişiden 13 kişi. Evet, 13 kişi. Ki 13 bile çok yüksek bir rakam. Çünkü genelde bazen 2, bazen 3, bazen 7, bazen 9 kişi sınavı kazanıyor. Zor bir sınav. Kolay kazanılacak türden bir sınav değil. Evet, sınavı kazanmışım. Ulus'tan Saracoğlu Mahallesi'nde Milli Kütüphane o zaman oradaydı. Milli Kütüphane'de arkadaşlarım vardı. Ulus'tan oraya kadar koşarak geldim. Arkadaşlara söyledim. Hesap uzmanlığı sınavını kazandım diye. Tabii yazılıyım. Müthiş. Tabii benim için çok önemliydi. Sonra sözlü kısmı oldu. Sözlü sınava da girdim. Sözlüyü de kazandık. Kazandıktan sonra önce Türkiye'nin her tarafında görev yapabilir diye bir rapor almam gerekiyordu. Tam teşekküllü rapor, hastaneden rapor alacağız. Numune Hastanesi'ne gittim, raporu aldım, götürdüm, verdim. Sonra bizi hemen İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a gittik. İstanbul'da Galata Vergi Dairesi'nin ikinci katından itibaren hesap uzmanları İstanbul Grup Başkanlığı'ydı. Ben ve 11 arkadaş kütüphanede bekliyoruz.
birbirimizi orada tanıyoruz yani. Sonra kütüphanenin kapısını birisi açıyor, bir isim söylüyor ve o gidiyor, çıkıyor. Nereye gidiyor bilmiyoruz ama. Neyse, kapı açıldı, esmer bir isim, Kemal Bey dedi. Tabii bize hiç kimse bey demediği için o zamana kadar. Arkadaki arkadaşım sırtımı dürttü, seni çağırıyorlar dedi. Neyse gittik, Yılmaz Özbalcı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Benim hayatımdaki en önemli aktörlerden birisidir. Yılmaz Bey götürdü. Tabii sakalımız var. Öğrenciyiz çünkü. Onda kravat falan yok. Rahatız yani böyle. Oturdu. Dedi ki, Kemal Bey dedi, öğleden sonra bir mükellefe gideceğiz dedim. Bir kravat taksanız, kravat bulursanız dedi. Ve bir de hani kravat taktıktan sonra da tıraş. Tıraş oldu. Tamam üstad dedim. Karaköy alt geçidine gittim hemen öğle aralığında. Yeraltı çarşısı. Yeraltı çarşısı orada. Hemen bir kravat aldım, tıraş oldum, gittim, tamam dedi, olmuş. Oradan bir mükellefe gittik öğleden sonra. Şimdi bir sekreter var, sekreterin başında bir şey, bir daktilo başında bir sekreter var. Üstad şu kanun, bu madde sayıyor, o habire yazıyor. Ben de bir panik iç dünyada. Ben bu işi yapamayacağım. Ben bunların hepsini nasıl öğreneyim? Çünkü yeterlik sınavı var 3 yıl sonra. 3 yılda ben bunları öğrenebilir miyim diye. Üstad bunu fark etmiş zaten. Akşam beni arabayla otele bırakırken, Kemal Bey dedi, bunların tamamını ve daha fazlasını öğreneceksiniz dedi. Sen sadece çok büyük bir incelemenin ortasında geldin dedi. Olay sizin bulunduğunuz seviyenin çok üstünde bir şey o an için. Evet, o an için. Bu tabii üstad bizi yetiştirdi, kurslara gittik, diğerlerine gittik vesaire falan filan. Yeterlik sınavı oldu, yeterlik sınavını da kazandık ve hesap uzmanlığına başladık. Yani oturup rapor yazma, yetkili olarak rapor yazma kuralı geçerli oldu. O yetkiyi aldık. Hesap uzmanlığı mesleği, aslında bu meslek, maliye müfettişliğini büyük ölçüde Osmanlı'dan kalan bir kurum aslında maliye müfettişliği. Büyük ölçüde kuralları, etik kuralları falan oradan alan, gelirler kontrolörü oradan alan, bankalara yeminli murakıpları oradan alan bir yapı. Bu üç kurul maalesef kapatıldı. Şu anda? Evet, maalesef kapatıldı. Burada her görüşten, her siyasi görüşten arkadaşımız vardı. Ama biz öyle bir terbiyeyle yetiştirildik ki düzgün olmayı, ahlaklı olmayı, haksızlık yapmamayı, kul hakkı yememeyi, tarafsız olmayı, kin öfke tutmamayı, orada tarafsız olmayı, tarafsız olmayı, adil olmayı bize öğrettiler. Bakın, yeni aldığım derslerden birisi şudur. Niyazi Adalı ile beraber ikimiz Yılmaz Özbalcı'nın muavinliğini yapıyoruz. Karaköy'de orta düzeyde büyüklüğü olan bir firmanın incelemesini üstadlar siz yapın dediler. Bizim yetkimiz yok. İncelemeyi yaptık, tutanağımızı tuttuk, taslak raporumuzu hazırladık, götürüp üstada verdik. Üstadım, raporu hazırladık diye. Bir matrah farkı bulmuşuz. Masanın altından da tokalaştık yani. Üstad bizi tebrik edecek herhalde. Bak, fark buldunuz falan diye. Verdik. Üstad aldı, gayet soğukkanlı okudu. Dedi ki, beyler dedi, tutanak güzel, rapor da güzel. Bu mükellefin dedi, kaç lira beyan ettiğine baktınız mı? Hiç bakmamışız tabii yani. Biz bir şey fark bulduk mu ona bakıyoruz. Bakın dedi, bu mükellef, şu anda rakamı hatırlamıyorum, şu kadar gelir beyan etmiş. Diyelim ki 10 bin lira gelir beyan etmiş. Siz kaç lira fark bulmuşsunuz? 500 lira. 10 bin lira beyan eden mükellef 500 lira vergi kaçırmaz dedi. Öğleden sonra bu mükellefi çağırın. Bulduğunuz farkı anlatın. Eğer evet bu haklıdır diyorsa aşağıda Galata Vergi Dairesi'ne gitsin. 500 liranın vergisini ödesin. Makbuzu size getirsin. Kendisine defterleri verin. Teşekkür edip gönderin. Hayatımda aldığım en büyük derslerden birisidir bu. Öğleden sonra mükellefi çağırdı. Tam mükellef büyük bir panik içinde, biraz da korkuyla geliyor. Bir denetim elemanıyla muhatap olmak
aslında kolay bir şey değil. Kendisine anlattık. Evet dedi, haklısınız dedi. Burada böyle bir yanlışlık var dedi. Dedik ki Galata Vergi Dairesi'ne götürüp yatırırsanız herhangi bir şey olmayacak. Götürdü, yatırdı, getirdi. Mükellef büyük bir memnuniyetle ayrıldı. Biz de altın yumurtlayan tavuğu kesmemiş olduk. Evet. Etkileyici bir örnekti gerçekten. Evet. Bürokraside çok uzun yıllar bulundunuz. Çok sayıda bakanla, başbakanla, cumhurbaşkanıyla çalıştınız. Evet. Sizin geriye dönük baktığınızda sizi en çok etkileyen, en rahat çalıştığınız kimdi? Bakan, başbakan, cumhurbaşkanı? Aslında Erhan Bener'in Bürokratlar diye bir kitabı vardır, anı kitabı vardır. Keşke mümkün olsa ben de anılarımı bir gün yazabilsem aslında. Bürokrasi de çok renkli, çok keyifli anılarım var. Pek çok başbakanla çalıştım. Hatta daire başkanı iken bile. Oraya geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Anılarınızı yazmayı düşünüyor musunuz peki? Anılarımı yazmayı düşünüyorum tabii ama fırsat olması lazım benim bu anılarımı yazmam için. Peki ikiye bölerek mi bir şey? Çünkü bürokrasiyle tabii ilgili girdiniz. Yani bürokrasi anıları başka, siyasi anılar başka şeklinde mi planlıyorsunuz? Evet. Siyasi anılar ayrı. Gençlik yılları, çocukluk yılları ayrı ama bürokrasiyi anlatmam lazım. Orayı anlatırken çok heyecanlanıyorsunuz çünkü. Evet, çünkü bürokrasi şöyle. Değişik siyasi partilerle, değişik bakanlarla çalışıyorsunuz. Her bakanın ortaya koyduğu hedefler, her partinin ortaya koyduğu hedefler var. Sağlıklı bir düzende, sağlıklı bir yapıda size söylenenleri siz artısıyla ve eksisiyle anlatmak zorundasınız. Artısıyla eksisiyle anlatırsınız ve ona göre de siyaset oturur kararını verir. Son anımı anlatayım. Bu bürokratik bir anı değil ama bürokrasiyle bağlantılı bir siyasi anı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saraya davet edildik. Saraya gittik. Doğrudur. Türkiye çok ciddi bir süreçten geçmişti. Derin bir travma yaşamıştı. Demokrasimiz tehlikedeydi. Bir darbe girişimi olmuştu. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Çok sayıda yaralımız vardı. Ve dolayısıyla siyaset kurumunun meclis bombalanırken milletvekillerimiz meclisteydi. Demokrasiyi savunuyorlardı. Gittim oraya. Sayın Erdoğan siyasi parti liderlerine sırayla söz veriyordu. Bana da söz verildiğinde devlette liyakat sisteminin ne kadar önemli olduğunu, liyakat sisteminden sapıldığı zaman çok ciddi risklerin oluşabileceğini söyledik. Ben dedim, daire başkanıyken, yani bırakın genel müdür yardımcısı, genel müdürlük, efendim müsteşar yardımcı, ben daire başkanıyken başbakanlarla oturup tartışırdım, bakanlarla oturup tartışırdım. Üstadlarımız bilirlerdi ki bu konuyu en iyi şu kişi bilir. Bize söz verirlerdi ve bizler çıkar bunu anlatırdık. Binali Bey atladı, dedi ki siyasiler karar verir. Elbette siyasiler karar verir dedi. Ama yanlış bir karar olduğunda bürokrat olarak siz onun yanlış olduğunu söylemezseniz, uygulamaya konduğunda siyaset kurumu oradan zarar görür ve dönüp de bize beyler bu yanlıştı, niye bize hatırlatmadınız derse ne diyeceksiniz? Biz her şeyi söyleriz. Karar elbette siyasi. Siz söyleyebiliyor muydunuz birlikte çalıştığınız siyasetçilere? Bütün bir siyasetçilere, başbakanlara, bakanlara, ki bunun içinde rahmetli Demirel de vardı, Tansu Hanım da vardı, Yıldırım Bey de vardı, Bülent Ecevit de vardı, ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Pek çok başbakan. İtiraz edebiliyordunuz yani. Turgut Özal vardı, elbette yani. Biz her düşüncemizi söylerdik. Peki onların kişiliğinden mi kaynaklıydı, yoksa devletin işleyiş mekanizması o dönem böyleydi de ondan mı? Devletin işleyiş mekanizmasını aslında biliyorlardı. Mesela rahmetli Turgut Özal, eski planlamacı tabii. Ona bakar mısınız? Bülent Ecevit, Demirel öyle. En azından Demirel, Bülent Ecevit bürokraside çalışmadı ama bürokrasiyi biliyordu. İyi bir kadrosu vardı ve bürokrasiye müthiş şeyi vardı, saygısı vardı. Bir farklı düşünce gelince bu konuyu araştırın derdi. Kendi bakanlarına dönüp bu konuyu araştırın derdi. Rahmetli Erbakan vardı. Erbakan da aynı şekilde, o da belli konularda çok duyarlıydı. Bütçe konusunda ve diğer konularda onun da duyarlılığı vardı. Rahmetli Özal'la mesela
Başbakanlık konusunda sabah 2'lere karşı, sabaha karşı 2'lere, 3'lere karşı çalışırdık. Düşüncelerimizi söylerdik. Nelerin olması, bir öneri gelirse önerinin artısını, eksisini bir şekliyle ifade ederdik. Bunların hepsi olurdu yani. Sonunda karar elbette siyasi verecek. Orada genel bir tartışma, hani böyle bir sohbetin konusu değil ama işte bürokrasi tıkar, siyasi kararlar tabii siyasetçi alır ama bürokrasinin bir nedeni direniş hali, kendi mekanizmasını sürdürebilmek, gücünü koruyabilmek. Yeteneksiz bürokrasi direnebilir. Siyasetçiyi yanlış yola sevk edebilir. Ama işin uzmanı ise, o bürokrat işin uzmanı ise ve o işi çok iyi biliyorsa siyasetçiye bütün ayrıntıları anlatır. Siyasetçi ona göre karar verir. Son kararı o verir. Tabii son kararı o verir. Yani örneğin vergi kanunlarında biz şöyle düşünüyoruz derlerdi. Biz de elbette vergi kanunlarında öyle düşünüyorsanız şu 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 artısı, şu 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 eksisi olur derdik yani. Hatta bakanlarımız şunu da yaparlardı. Bakın o dönem bir vergi kanunu parlamentoda görüşülmeden önce, daha henüz bürokraside taslak aşamasında bakanımıza sunmuşuz. Bakanla başbakan bir anlamda olumlu görüş beyan etmişler, uzlaşma sağlanmış. Plan Bütçe Komisyonu'nun iktidar milletvekilleri ve muhalefet milletvekillerine ayrı ayrı briefing verirdik. Hmm. Ayrı ayrı. Şunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz diye. Çünkü parlamentoda görüşülürken bir sorun çıkmasın. Yani muhalefet de bilsin ne olduğunu, bizden duysunlar. İktidar milletvekilleri de bizden duysunlar diye yapardık. Bunlar büyük ölçüde yok oldu şimdi. Peki şimdi bürokrasideki yıllardan sonra, mesela bürokrasideyken hiç aklınıza siyaset geliyor muydu? Hayır. Siyaset fikri nasıl oluştu sizde? O da enteresan. Siyaset hiç aklımda yoktu. Zaten siyasetçi olma merakım da yoktu. Yalnız genel müdürken belli çevrelerin ısrarı üzerine siyasete girmek istedim. Olmadı o. Belli çevreler derken? Yani yakın çevrem, ailem, tanıştığım arkadaşlar, yani siyasete girmemin çok iyi olacağını söylemişlerdi ama olmadı. Yani böyle bir merakım da olmadı aslında. Ayrıldıktan sonra, bürokrat emekli olduktan sonra Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği vardı. Ben biliyorum, onun, o derneği hatırlıyorum. Derneklerden, üyelerinden birisi de bendim. Dediler ki bunun başkanlığını yapar mısın diye. Arkadaşlar geldiler, olur dedik. Yani bir genel kurulu yapıldı, başkan olarak seçildim. O zaman yolsuzluk dosyaları Türkiye'de çok şeydi, konuşuluyordu yoğun olarak, 1999-2000'li yıllar. Yolsuzluk raporları, yolsuzlukla ilgili raporlardan haber yapardık, bilgi, ben hatırlıyorum. Evet, dokümanlar falan hazırlanırdı. Sonra bir gün dediler ki CHP için bir yolsuzluk raporu hazırlayabilir misiniz? Yani yolsuzluğu nasıl aşarız? Yolsuzluğu nasıl önleriz diye bir rapor hazırlar mısın diye. Hazırlarız dedik. Hazırladım. CHP'nin bilim, yönetim, kültür platformunun başında o zaman Sayın Bülent Tanla vardı. Öneri, evet, Bülent Tanla'dan gelmişti. Bunu sunabilir misin medyaya? Elbette sunabiliriz dedik. Bülent Tanla ile birlikte. O zaman bilim, yönetim, kültür platformu ayrı bir dairede çalışıyordu. Orada sundum raporu. Dediler ki göğsünüze bu raporu sunarken CHP rozeti takar mısın? Hayır dedim, ben partili değilim. Ben şu anda bir sivil toplum örgütünün başkanıyım. Bir rapor istediniz, ben bu raporu sundum diye. Raporu sundum. Sonra Deniz Bey bir gün telefon etti. Bizimle birlikte çalışır mısınız diye öneri geldi. Tabii dedim. Dolayısıyla partiye kaydımı yaptırdım ve kurultaydan sonra da partinin MYK'sında görev aldım. Siyasete girip, o zaman parti şeyin dışındaydı, parlamentonun dışındaydı. Yani Sayın Baykal'ın davetiyle. Daveti üzerine. Aslında girdim. Sayın Bülent Tanla'nın bir biçimde farkında, evet, olarak veya yorumlayarak, evet, girişimiyle, ama Sayın Baykal'ın davetiyle. Evet. Başka bir yere geçeceğim ama şu eksik kalmasın isterim. En rahat kiminle bakan, başbakan, cumhurbaşkanı isimler saydınız ama böyle bir kategorik bir cevap vermek durumundaysanız, eğer öyle bir şey, bir sakınca yoksa sizin şöyle, açınızdan. Yönetici olarak, evet, yani tepe noktası olarak görev yaptığım genel müdürlüklerde
Pek çok bakanla çalıştım. Nami Çağan, Allah rahmet eylesin, vefat etti. En rahat çalıştığım bakandım. Ahmet Kurçebi Alptemuçin, Maliye Bakanı olarak görev yapıyordum. En rahat çalıştığımız bakanlardan birisiydi. Düşüncelerimizi, ki iş dünyasından geliyordu ayrıca Sayın Bakan, onunla da çalıştık. Dediğim gibi yani bir ayrım yapmak istemem ama yani çalıştığım bütün bakanlar en azından benim görüşlerimi sunmama imkan verdiler. Yani o görüşler bir şekilde ifade edildi kendilerine. Benim veya diğer arkadaşlarımın. Yani çünkü ben tek başıma değildim tabii. Tabii. Bazen kalabalık gruplar, sadece bir bakanlık olmazdı. Hazineden, planlamadan da kişiler olurdu ve ortak siyasete ortak görüş beyan ederdik. Bazen maliye ile hazinenin görüşleri çelişebilirdi birbirleriyle. O zaman siyasetçiler, bürokratların kendi aralarındaki bu sorunu nasıl aşmaları gerektiği konusunda ilke koyarlardı. Bunların hepsi olurdu yani. Şimdi ya uzun yıllar yöneticilik yapınca arkasında da sonuçta şu anda Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin lideri, hatta kendi etkisinin de ötesinde, aldığı oyun da ötesinde siyaseti yönlendirme yönlendiren bir pozisyondasınız bir yönüyle. Evet. Buradaki liderlikle ilgili bir şeyler sormak istiyorum da. Bürokrasiden gelen bir deneyim var en nihayetinde. Ekip midir, kişiler midir? Sizin tercihiniz, çalışma yönteminiz nasıldır? Ekiptir. Ekiptir. Kişiler de önemli, ekip de önemli. Yani şimdi bir olayın birden fazla cephesi, birden fazla etki alanı olabilir. Dolayısıyla her bir etki alanı konusunda uzmanlaşmış kişileri dinlemeniz lazım. Yani olaya tek boyutlu bakarsanız kaybedersiniz ve yanlış yaparsınız. Tek boyutlu bakmamak için doğal olarak o işin taraflarını dinlemek zorundasınız. Biz diyelim ki vergi kanunlarında bir değişiklik yapılacak. Oturup masa başında bunu yapmazdık. Ticaret odası, sanayi odası, ziraat odaları, diğer odalar, meslek kuruluşları, bunlarla oturulur, konuşulurdu. Yani böyle bir düzenleme yaptığımız zaman onun artısı ne olur, eksisi ne olur? Çünkü ticari hayatı sonunda ilgilendirecek, sanayi hayatı ilgilendirecek, serbest meslek ilgilendirecek, tarım alanını ilgilendirecek. Buralarla oturulur, konuşulurdu. Bunların toplantılarına gidilirdi, onlardan görüş alınırdı. Bu çerçevede bakılırdı olaya. Bir teknik direktör gibi. Yani ben dedim oldu mantığı olmazdı zaten. Bunu peki ekip? Benim çalıştığım siyaset kurumu da bunu kabul etmezdi. Ekip diyorsunuz ya, şimdi bir teknik direktör, bir futbol aranız nasıl bilmiyorum ama. Evet, futbolu sadece okurum yani, izlerim o kadar. Takım. Takım, herkesin bir takımı var elbette. Söylemiyor musun? Yok yani Fenerbahçe takımını çocukluğumuzdan. Fenerbahçeli, işte Fenerbahçeliyiz öyle. Peki ya bir ben de eşim Fenerbahçeliyiz. Evet. Üç çocuğum da Galatasaray. Öyle mi? Evet. Evet. Bayağı bir sorun çıkıyordur. Şöyle, Galatasaray'ın arka arkaya şampiyon olduğu yıllarda çocuklar Galatasaray. Dedim ya, hani böyle fanatik bir taraftar olmadığım için onlar Galatasaray tercih ettiler. Çoğulculuk iyidir. Evet, evet. Evin içinde de iyidir. Teknik direktör gibi düşündüğünüzde kendinizi, şimdi dedim ya bürokrasiden geliyorsunuz. Şimdi işte kaç yıldır partinin başındasınız. Ekip yönetiyorsunuz. Evet. Neyi öncelersiniz? Bir 10 numaranızın olmasını mı öncelersiniz? Defansı daha sağlam tutmayı mı öncelersiniz? Nasıl kurarsınız oyunlarınızı? Yani gol mü atılsın, şimdi, gol mü yemeyeyim? Şöyle, siyaset kurumu etik değerleri önceleyip siyaset yapıyorsa sorunları aşmak aslında kolaydır. Dinlemeyi bilmek lazım. Eleştirilenleri ya da eleştirileri dinlemek lazım. Artı sorunu bütün boyutlarıyla ortaya koyduk mu koymadık mı, buna bakmak lazım. Olay, özellikle sosyal olaylar, tek boyutlu olaylar değildir. Çiftçilerle ilgili bir karar alırsınız, o aynı zamanda sanayiciyi de ilgilendirir. Esnafla ilgili bir karar alırsınız, bu tüccarı ilgilendirir. Alışveriş merkezlerinden tutun, mahalledeki bakkala kadar herkesi ilgilendirir.
Sağlıkla ilgili bir karar alırsınız. Hastayı da ilgilendirir, doktoru da, ebeyi de, hemşireyi de, eczaneyi de ilgilendirir. Dolayısıyla bütün bu boyutlarıyla... Dolayısıyla defanstır, on numaradır, goldür, gol atmadır, gol yemedir değil de... Değil. Bir takım oyunu. Olay bir takım oyunudur yani. Olay... bir de şu tabii. Devlet dediğiniz kurum uzun vadeli düşünen bir organdır. Siyaset kurumu uzun vadeli düşünmez. Hı hı. O da hedef koyar, siyaset kurumu da. Ama devlet dediğiniz kurum, 50 yıl sonra nereye gideceğiz, 100 yıl sonra nereye gideceğiz? Devlet Planlama Teşkilatı bunun için kurulur. Siyaset kurumu devleti yönetmek üzere gelir. 5 yılsa 5 yıl, 4 yılsa 4 yıl. Ona yetkiyi kimden alırsınız? Halktan alırsınız. Aldığınız yetkiyi kullanırsınız, 4 yıl sonra diyeceksiniz, bir daha hakemliğe başvuracaksınız. Siyaset kurumu devlet olmak için gelmez. Devleti yönetmek için gelir. Bir süreliğine. Evet. Halk destek verdikçe. Halk destek verir. Çünkü devletin adaletle yönetilmesi lazım. Ahlaki kurallarla yönetilmesi lazım. Devlette liyakat esasının olması lazım. Devletin kurumlarının kendi kültürlerinin olması lazım. Dünyaya bakışı olması lazım. Devlet dediğiniz kurumu ayrı bir yerde. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dediğimizin özünde yatan da bu zaten. Çocuklarınızın siyasete girme hevesi var mı veya öyle konuşmalar oluyor mu? Yok, hayır. Çocuklar aslında ben siyasette kaldığım için biraz rahatsızlar yani. Yani oğlum siyaset bilimini okudu. Kore'de okuyan, Güney Kore'de. Güney Kore'de okuyan. Güney Kore'de doktora yapan. Doktora yapmıştı. Evet. ODTÜ'de master'ını yaptı. Güney Kore'de doktorasını yaptı. O siyaset bilimi okudu zaten. Siyaseti yakından doğal olarak izliyor zaten. Ama hani böyle sıcak siyasette ilgisi yok. Yok. Ve çocuklar da öyle. Sıcak siyasette ilgileri yok onların. İşte seçimden seçime gidip oy kullanırlar onlar da. Eşiniz de sadece seçimden seçime gidip oy kullanan biri mi, yoksa evde örneğin politik tartışmalarınız oluyor mu? Nabız alıyor musunuz onlardan? Şöyle, kendinizi onlar üzerinden test ettiğiniz oluyor mu? Aslında çok girift bir soru oldu. Hepsi de iyi sorularmış şu anda sorarken. Şöyle, eşim elbette ki yani onun da siyasete bakış açısı var. Zaman zaman eleştirileri var. Zaman zaman önerileri var. O da diyelim ki CHP'linin kadın kollarıyla ya da kadın CHP'li gruplarla ya da başka sivil toplum örgütleriyle zaman zaman o da bir araya geliyor. Ama bunlar dedim o, ama böyle eşim çok ağırlıklı olarak sıcak siyasetin içinde değil. Biraz böyle dışında ama ilgi alanı, ilgi de gösterebiliyor. Yani sade yurttaşla bir parti lideri eşi arasında bir yerde mi? Bir yerde, evet, öyle. Aktif bir şeyi yok. Yani, evet, evet. Ama günlük günlük demeyeyim de taktik aldığınız oluyor mu? Yok, hayır. Peki kendinizi biraz İskandinav siyasetçilerine benzetiyor musunuz? Çok sakin. Hep böyle sizin için de zaten kullanılan ifade o, işte Gandhi, evet. Sakin güç filan, evet. Sloganlarınız da öyleydi. İskandinav siyasetçilerine benzettiğiniz oluyor mu kendinizi? Şöyle, benzetir misiniz? Olgun bir demokraside siyasetçinin yapması gerekeni yapıyoruz aslında. Demokrasimiz... Çünkü şöyle gördüm, 8-10 araçla falan gelmiyorsunuz. Yani işte evet. Bir araçla geliyorsunuz. Devlette, yönetimde, evde, yaşadığımız hayatta tasarruf dediğimiz kurallar var. İsrafın haram olduğunu söylediğimiz inancımız var. Dolayısıyla o konulara dikkat ediyoruz zaten. Dikkat etmek zorundayız. Benim anlayışım öyle tabii. Yani başkalarına bir şey diyemem tabii ama benim anlayışım böyle. Bürokrasiye girdiğimde anlatayım tabii, bu kültürü nereden aldık yani? Hesap uzmanı, evet, hesap uzmanı olarak göreve başladığımda bir gün Allah rahmet eylesin, Nusret Kesler diye bir üstadımız vardı, çok kıdemliydim. Nusret Kesler üstadın odasına girdiğimde elinde küçücük bir kurşun kalem, arkasında bir kamış vardı. Bir şeyler yazıyordum. Geldiği şartlar onu zorunlu kılıyordum. Kalemin ne kadar değerli olduğunu, tasarruf yapmanın ne kadar değerli olduğunu görüyordum. Bütün hayatımda bürokraside gördüğüm alışkanlıklardan birisi. Hiçbir zaman bir kağıdın arkası boşsa onu asla yırtıp atmadım. Onu kullandım. Hala o alışkanlığım devam eder. Ve salı konuşmalarımda bile
arkası dolu olan kağıtları, arkası boş olan kağıtları kullanırım. Bir yüzü kullanılmış oluyor yani. Evet yani her halükarda. Çünkü böyle bir gelenek, böyle bir alışkanlık var yani. Maliye Bakanlığı'nın bize verdiği bir alışkanlık bu. Bu alışkanlığı ben hesap uzmanlığında, daire başkanlığında, genel müdür yardımcılığında, genel müdürlükte, müsteşar yardımcılığında, hatta şimdi siyasette de aynen sürdürüyorum. Ve bunu tavsiye de ediyorum aslında. Yani savurganlık kadar kötü bir şey yok. Tasarruf yapalım. Yapacağımız her tasarruf aslında ağacı yaşatıyoruz. Yani kağıdı kullandığınız zaman sonuçta ormanı yok ediyorsunuz anlamına geliyor bu. Dolayısıyla bu tasarrufa hemen hemen hayatımın her döneminde özen gösterdim, dikkat ettim. Sürekli fit kalabiliyorsunuz. Yani bir yıllardır hiç değişmiyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde. Evet. Hiç değişmiyorsunuz ama bir taraftan şunu biliyoruz. Bir sütlaç şeyiniz var sizin. Hani sütlaç seversiniz. Tatlı yani. Olarak tatlı olarak sütlacı severim. Eşim de sağ olsun bu işi güzel yapıyor. Ama ilk evlendiğimiz yıllarda günlerde diyeyim sütlacı sevdiğimi biliyor. Sütlaç yapmıştı. Espri yapmıştım ya bu sütlacı bıçakla kesmemiz lazım diye. O kadar. Ama tabii deneyim kazandı. O da güzel. Yemekleri de güzel. Tatları da güzel. Gerçekten o konuda çok iyi. Ailede hepimizin bir anlamda şeyi. Siz hiç yapıyor musunuz? Efendim? Siz yapıyor musunuz hiç? Yok yemek beceremiyorum. Yani o konuda pek yeteneğim yok. Daha doğrusu öyle bir kültür edinmedik yani. Hmm. Evde annem yapardı. Bizler hani o işe pek girmedik. Ama yani yemek yapma eğer öyle bir alışkanlık olsaydı hani seve seve de yapardım yani. Hmm. Yani illa ben yemek yapmam diye bir alışkanlığım yok yani. Şimdi Ramazan ayındayız artık sizin de çok fazla vaktinizi aldım. Yavaş yavaş işaretler geliyor. Evet. Şeyden, rejiden de toparlamamız gerekiyor. Başlangıçta toplumların ortak değerlerinden söz ettik. Bunlar barıştıran, kucaklaştıran bayramlar, kucaklaştıran dönemlerdir. Zor dönemlerden geçtiğimizi söylemiştik. İki soruyla kapatayım istiyorum. Birisi, geçen bir röportajda, röportaj yaptığımızda İslam tarihi okuduğunuzu söylemiştiniz. Bir Ramazan vesilesiyle geldiğiniz bir okuma mı? Yoksa belli bir okumanın sonunda ulaştığınız bir şey mi? Neden İslam tarihi? Tarihe merakım var. Yerel tarihe de merakım var. İslam tarihine de merakım var. Bir de Cumhuriyet'in kurulduktan sonraki Milli Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan tarihe de merakım var. Tarih kitaplarını zaman zaman okurum. Fırsat buldukça okurum zaten. Tarihin şöyle bir avantajı var. Gelecekle ilgili bir şey söylüyorsanız, geçmişi de bilmeniz lazım. Artılarını, eksilerini, yanlışlarını, doğrularını bilmeniz lazım. İslam konusunda da, tabii ben ilahiyatçı değilim ama sonuçta hepimizin bir inancı var. İnancımızın köklerini, inancımızın geleneklerini, örflerini, adetlerini, inancın büyüklerini bir şekliyle bilmek. Onların hayatlarını, nasıl yaşadıklarını, ortaya koydukları kuralları görmek, bilmek lazım yani. Bu bağlamda sevgili peygamberimizin hayatını, vefatından sonraki gelişmeleri, tarihsel süreci bilmek lazım yani. Bunu tabii hem yerli kaynaklardan hem yabancı kaynaklardan son derece değerli eserler var. Bu eserleri okuyoruz. Fırsat buldukça tabii okuyorum. Bunlar bizim bir konuda düşünce ifade ederken o düşüncenin sağlıklı bir düşünce üzerine oturması için. Bir zemin üzerine, sağlıklı bir zemin üzerine oturması için de gerekli olan şeyler yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi son söz olarak sormuş olayım. İşte Ramazan bayramındayız. Ramazan bayramı için de zor dönemden geçiyoruz. İşte Covid, yani her gün dünyanın her yerinden ülkemizde dahil. Ölüm haberleri alıyoruz. Sonrasına ilişkin ciddi felaket senaryoları konuşuluyor. Ekonomik olarak öyle. Yani. İnsanlığın işte sistemin değişimi olarak öyle. Ve gerçekten bakıldığında bu dönem sona erdiğinde nasıl bir ülkeyle karşı karşıya kalacağız? Nasıl bir dünyayla karşı karşıya kalacağız? Oraya ilişkin aslında daha önceki röportajlarda da
analizleriniz olmuştu. O analizlerinizde bir değişiklik var mı? Sonrasında ne olacak? Ve bunun Türkiye'deki siyasete yansıması ne olacak? Evet. Ne öngörüyorsunuz? Suat Bey, ben karamsar birisi değilim. Karamsar olmamamın nedeni ise yetişmiş insan gücümüz var aslında. Ciddi bir güç bu. Gençlerimiz var. Avrupa'da yaşlı nüfus, bize genç nüfus var. Gençlerin geleceğe yönelik umutları var, beklentileri var. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Hepsi çözülebilir. Bunu çözme kapasitemiz de var aslında. Dolayısıyla bunlar bizim umutsuz olmamızı gerektirmiyor. Tam tersine umutlu olmamız lazım. Zaman zaman olumsuz tablolarla karşılaşabiliriz. Bu siyaset kurumunda olabilir, devlet yapılanmasında olabilir, yargıda olabilir, medyada olabilir. Ama bunları aşabilecek kapasitemiz var, bilgimiz var, birikimiz var. Dolayısıyla umutsuz değilim. Bu süreçte tabii ciddi sorunlar yaşıyoruz. İşini kaybedenler var, işsiz olanlar var, gelir elde edemeyenler var, elde ettiği geliri kaybedenler var. Dolayısıyla çocuğuna harçlık veremeyen var. Bu acıları biliyorum. Ama bütün vatandaşlarımın bayramını kutlarken umutsuz olmamalarını istiyorum. Dünyaya güzel gözlerle baksınlar, umutla baksınlar dünyaya. Biz kendi güzel ülkemizi her eve güzellik getirerek yeniden büyütebiliriz, yeniden güzelleştirebiliriz. Dolayısıyla umutsuzluk bize yakışmıyor, hiç kimseye, bizim insanımıza yakışmıyor. Umutlu olalım ve dolayısıyla da bayramı umut içinde güzellikle geçirelim. Pandemi dolayısıyla hani dünya ciddi bir travma geçiriyor zaten. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, hangi ırktan, kökenden, inançtan olursa olsun. Dolayısıyla herkesi doğrudan etkileyen bir olay. Biz bu süreçte bir sosyal devleti keşfetmeliyiz. Sosyal devletin ne kadar değerli ve önemli bir kavram olduğunu keşfetmeliyiz. Devlet dediğiniz kurum her şeyi bittiği ve umutsuzluk çıktığında umut olarak ortaya çıkıp her vatandaşının sorununu, yiyecekti, gıdaydı, konuttu, bilmem neyse, sosyal devlet olarak çocuklardı, hepsinin sorununu çözebilecek güçte ve kapasitesinde bir organ olduğunu bizim bir şekliyle anlatmamız gerekiyor. Ve bunu yapacak olan devlet adına da biz zaten sosyal devlet diyoruz. Yani insanı odağına alan, insanın mutluluğunu odağına alan devlet diyoruz. İkinci şey ise biz aslında doğayı da keşfetmek zorundayız. Doğanın güzelliğini. Günlük yaşayış içinde doğayı çok tahrip ettik. Ağaç bırakmadık, ormanları tahrip ettik. Yollar yaptık, ormanları tahrip ettik. Gölleri kuruttuk, suları kuruttuk, nehirleri kuruttuk, yeraltı sularını kuruttuk. Evlerimize çekildik. Evde yaşamanın ne kadar zor olduğunu ve doğanın da bir parçası olduğumuzu gördük, keşfettik. Ve doğa bizi ağacın ne kadar değerli olduğunu, kuşların ne kadar değerli olduğunu, arıların, kelebeklerin ne kadar değerli olduğunu, doğada yaşayan diğer hayvanların ne kadar değerli olduğunu keşfettik aslında. Dolayısıyla iki şeyi, doğayı ve sosyal devleti unutmamamız gerekiyor. İki alanı görmemiz gerekiyor. Sosyal devleti kim savunuyor? Ona bakmalı vatandaşımız. Doğayı ve doğa haklarını kim savunuyor? Ona bakmamız lazım. Çünkü biz diğer canlıları yaşatacağız ki yaşayalım. Bütün canlıları yok edersek aslında kendimizi yok etmiş oluyoruz. Size çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir vakit ayırdınız. Dediğim gibi bu röportaj canlı bir röportaj değildi. Bayramdan önce çekilmiş bir röportajdır. Fakat çok da öncesinde değil en nihayetinde. Biyografik bir röportaj olmasına özen göstererek başladık. Biraz siyasete değdi ama sonuç olarak yine sizin öznel yaklaşımlarınızı almak için sorulan sorulardı. İyi bayramlar diliyoruz. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, barışla kalın.